İrfanoğlu Motor'dan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Aurora ZRX 200. Arkadaşlar motorumuzun sıkıntısı, motor şarj etmiyor. Sürekli aküyü boşaltıyor. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bunlar yarı otomatik biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir tepkime yok. Konta açalım. Gösterge elektrik biraz geç geliyor. Tamamen gelsin. Evet geldi. Şimdi marşımıza basıyorum. Görmüş olduğum gibi arkadaşlar motorumuzun aküsü boşaldı. Şimdi öncelikle bir konjektörüne bakacağız. Ondan sonra konjektörde sorun bulamaz isek sargısını sökeceğiz. Hazırsanız konjektörü sökmeye geçelim. Evet arkadaşlar motorumuzun her yerini söktük. Motorumuza öncelikle bir tane konjektör denedik. Bu motorumuzun üzerinden çıkan konjektör. Konjektörümüzde problem yok. Yok derken yani yeni bir konjektör taktık. Motorumuz gene şarj etmiyor. Başka bir konjektörle denedik. Onunla denedik. Şimdi arkadaşlar motorumuzun sargısını sökeceğiz. Arka kısmının da bu kadar dağınık olmasının sebebi ben koltuk içini sökecektim aslında. Granajları, arka stopu, cartı curtu komple almadan koltuk içini, sele altını sökemedim. Ondan dolayı ben motoru komple dağıttım. Gerçekten de çok teferruatlı bir motor. Şimdi motorun sargısında da herhangi bir problem gözükmüyor. Özür dilerim, konjektöründe herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi motorun sargısını öncelikle bir sökeceğiz. Bir tane de sargı deneyeceğiz. Bakalım o zaman şarj değerlerimiz kaça çıkacak. Hazırsanız işleme geçelim. Arkadaşlar sargımızı sökmeden önce bir şarj değerini tekrardan buradan da sargının bizzat kablosundan da kontrol edelim şarj edip etmediğini. Şimdi şarj cihazımızın artı ile eksi kutubunu buraya sokuyoruz arkadaşlar. İki tane yan yana olan dişe sokuyoruz. Marşımıza basıyoruz. Değerler yükselirse 35'in üzerine çıkarsa motorumuz şarj ediyor demektir. Yükselmesi gerektiği yerde çekiyor. Yaklaşık. Kabloların yerini değiştirelim. Ters akım vardır diye düşünenler için. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi motorumuzun kesin sıkıntısı sargı. Motorumuzun sargısı bozuk. Şarj etmiyor motor. Şimdi bir sargı kapağını sökelim. Volant sökelim. Ondan sonra sargımızı yerinden alalım. Sargımızın kapağını söktük arkadaşlar. Bu çektirme ters dış bir çektirme. Ondan dolayı sol tarafa çeviriyoruz. Yani bu tarafa değil de bu tarafa doğru çevireceğiz. Öbür türlü çevirmeye çalışırsanız yalama edersiniz. Dediğim gibi ters diş. İyicene sıkıyoruz. İyicene sıkıyoruz ki bunu sıktıktan sonra dişleri atmasın. Sonra 17 lokmayla gördüğünüz olduğunuz gibi çektirmemiz geldi. Volantımız. Sargımızı sökelim. Vallahi arkadaşlar ben bu motoru kimseye tavsiye etmiyorum. Gerçekten de ne parasını hak ediyor, ne gidişi güzel, ne konforu güzel. Yani Çin malı. Görünüşüne aldanmayın hiçbir şeyin. Gerçekten de bunlar yaramayan motorlar. Özellikle bu Aurora'nın bu serisi. Yani üzer sizi, size söyleyeyim. Motorun çok kronik arızaları var. Kronik arızalarından bahsedemeyeceğim. Çünkü bahset bitmiyor. Yani ciddi anlamda çok sıkıntıları var. Ondan dolayı dediğim gibi üzülmenizi istemem. O yüzden bu motorlardan bence uzak durun arkadaşlar. Buna vereceğiniz paraya gidip bir tane örnek veriyorum. 100.000'de bir Honda Activa S alın. Ömür boyu binin. Hadi bir kere motor yapın. Bir 5.000'ler motorunu harcayın. Gene ömür boyu binebilirsiniz. Gerçekten bunlarla uğraşılmaz. Evet arkadaşlar. Sargımız kaçlı sayalım. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sargımız arkadaşlar. Sargımızı, yeni sargımızı bir takalım bakalım. Sonuç ne olacak? Hazırsanız işleme geçelim. Evet arkadaşlar, yeni sargımızın montajını yaptık. Sargımızın siparişini vermiştik. Sargımız geldi. Şimdi bu sargıyı da değiştirdik. Yani motor sıfır sargıyı bozmuş. Şimdi arkadaşlar motorumuzun volant kapağını takıp bir şarjını ölçeceğiz. Şarj ölçme aşamasında görüşmek üzere. Arkadaşlar motorumuzun sargısını taktım fakat marşa bastım. Motor çalışmadı, yani ateşlemeyi vermedi. Kablolarını falan söktüm. Görmüş olduğunuz gibi sıfır motor. Hepsi yanmış. Şu an onları komple ayıracağım. Teker teker keseceğim. Yanık yerlerini tekrardan kablo geçireceğim. Onu göstereceğim zaten sizlere. Yani arkadaşlar videonun başında zaten dedim. Bu motorlardan elinizden geldikçe uzak durun. Gerçekten de bu motor yaramıyor. Yani özellikle bu Aurora'nın antin kuntin çıkarmış olduğu motor. Mesela bu nedir arkadaş? Hem şey var, hem kontaktan çalışıyorsun hem start stopu var. Ne yani şimdi bu? Yani gereksiz şeyler yapıyorlar. Gerçekten de ben bu motoru hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum size arkadaşlar. Alan arkadaşlar da olduysa bir an önce bence elinden çıkartsın. Çünkü birçok kronik arızaları var. Ne bileyim, egzoz, fren. Yani siz frene basmadan motorun freni kilitliyor. Şu kadar basıyorsunuz fren kilitliyor, yani böyle bir şey yok. Neyse, o kabloları ben arkadaşlar bir toparlayayım öncelikle. Ondan sonra toplama aşamasında sizlere nasıl topladığını da göstereceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yanan kablolarımızı kestik. Güzelce ara köprülerini yaptık, bağladık. Şimdi sargımızın soketini de taktık. Marşımıza basalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bak, gösterge 5 saat sonra geliyor. Bak, kontağı açtım. Aurora yazıyor. Ondan sonra bekliyor. Yeni geliyor. Şu an şurada yazan volt arkadaşlar, akünün içerisinde olan cerandan bahsediyor. 13 volt ceran var. Şimdi marşımıza basıyoruz. Bakalım 14'e çıkacak mı? Evet arkadaşlar, ekrandan 14'ü gördük. Şimdi kendi şarj aletimizle ölçelim. Öncelikle artıya tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra öbür ucunu da eksiye takıyoruz. Şarj aletini açıyoruz. Bakalım. Gaz verince 14'e çıkması lazım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi motorumuz gayet güzel şarj ediyor. Evet arkadaşlar, gördünüz. Çok şükür motorumuzu bitirdik. Baya bizi uğraştırdı. Kaç gündür zaten parçasını bekledik. Yani ortalama 4 günde falan geldi. Fabrikada da yokmuş parçası. İl dışından geldi sargısı. Görmüş olduğunuz gibi 200 kilometredeki motor sargıyı da yaktı. Kablolarını da yaktı. Yani ben başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu motor hakkında diyeceğimi ben zaten dedim. Yani artık alıp almamak sizlerinin elinde. Sadece bir sargısını sökebilmemiz için, sargısının soketine ulaşabilmek için veyahut da ne bileyim konjektörüne ulaşabilmek için motorun her yerini dağıtmamız gerekiyor. Bu zaten bir sefer, iki sefer dağıtılır. Üçüncü seferde tırnak mırnak kalmaz. Bundan paramparça olur. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani sizler için uğraşıyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.